Peki, hazır mısın? Hazırım. Efendim siz hazır mısınız? Çaylar, kahveler, belki de kahvaltı masasında bizi izliyorsunuz. Belki de tatlınızı yerken, kahvenizi yudumlarken. Hazırsanız 12 burç için inanılmaz tavsiyeler ve uyarılarla Nuray Sayar'ı sizi yorumluyor. Sizi size anlatacak. Sevgili koçlar, yükselen koçlar, dikkat dikkat. Her şey şahane ama bir uyarı var ki sana. Kendinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin sevgili koçlar, yükselen koçlar. Haftanın ilk 4 günü çok yoğun olacaksınız. Hem planlarınız, hem düşünceleriniz, hem kararlarınız konusunda. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir ve yaşanabilir. Öncelikle sevgili koçlar, yükselen koçlar, dinamik, heyecan verici bir hafta yaşayacaklar. Süper. Kariyerinizde önemli fırsatlar yakalamış olabilir, bayrama öyle girmiş olabilirsiniz. Aynı zamanda bayramı tamamladıktan sonra da kariyerinizle ilgili beklediğiniz haberleri alacak, ikinci bayramı da öyle yaşayacaksınız. Ayrıca büyük fırsatları elde ederken büyük adımlar atabilirsiniz. Enerjinizin çok yükseldiği bir dönemden geçiyorsunuz. Yeni projelere başlamak için ideal bir zamandasınız. Harika. Yeni planlar, yeni niyetler, yeni kararlar alıp vermek adına ideal zamanlardan geçiyorsunuz hafta olarak. Aşk ve ilişkilerde tutku, romantizm ön planda olacak hafta boyunca. Bekar koçlar için yeni aşk kapıları aralanabilir. Hmm. Hani nerede diyenler, yalnızlığım ne zaman sona erecek diye düşünenler, kendini aşktan yana şanssız görenler, özellikle bir anda plansız ve programsız bir şekilde aşk kapıyı çalabilir. Sorgulamadan açın. Doğru eşleri, doğru partnerleri hayatınıza çekip dahil edeceğiniz günlerdesiniz. Bayram müjdesi. Kesinlikle. Özellikle ilişkisi olanlar için romantik anlar, sürprizler, inanılmaz gündemde bir hafta. Ay ne güzel. Hediyeler alabilirsiniz. Oo. Romantik anlar yaşayabilirsiniz. Bugüne kadar partneriniz tarafından romantizm nedir, hiç yaşatmadı, hiç görmedim diyenleriniz varsa, hiç beklemediğiniz hoş, güzel sürprizler partner tarafından siz koçlara sunulabilir. Kariyer, iş ve finans açısından yükseliş haftasındasınız. İşsiz bir koç burcuysanız birdenbire bayram tatil anında katıldığınız bir misafirlik ortamında bile bir iş teklifiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Maddi açıdan çok şanslı bir haftadasınız. Süper. Ancak harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Ekonomik anlamda programlı ve planlı olmaya, düşünmeden harcamalar yapmamaya, bütçe planlamasını dengede tutmaya, harcadığınız paralar için 3 gün sonra, 4 gün sonra ah niye bunu aldım, ne gerek vardı bu tencereyi aldım, ne gerek vardı bu gömleği aldım dememek adına. Gereksiz harcamalar yapabilirler. Ki, evet, diyelim ki bir alışveriş merkezinde geziyorsunuz. Gözünüze bir gömlek çarptı, bir elbise çarptı. Önce eve gidin, dolabınıza bir bakın. Gerçekten ihtiyacınız varsa bir sonraki gün gidin alın. Pişman olmamak adına düşünmeden gereksiz harcamalar yapmamaya özen gösterin. Sosyal ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınızda ise özellikle kırgın olduğunuz, küs olduğunuz bazı arkadaşlarınız, size hata yapmış olanlar, hata yaptıklarının farkına varabilirler. Hmm. Bayramın 3. günü, burnu yere düşse eğilip almaz dedikleriniz, hayatta bana geri dönmez dedikleriniz, mümkün değil bir daha bir araya gelemeyiz dediğiniz kişilerin geri dönmesi, gelip özür dilemesi, af dilemesi olası. Burnunu yerden toplayacaklar. Kesinlikle. Yani. İnşallah. Şans verebilirsiniz. Samimiyetle yapılacak dönüşler size güven versin.
aşk, ilişki konusunda bir ayrılık yaşadıysanız ve eski aşklar kapıyı çalıyorsa onda bir durun. Denenmişi denemeyin. Ama sosyal ilişkileriniz, ahbaplıklarınız, akrabalıklarınız, genel anlamdaki arkadaşlıklarınız, çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız kırgınlıkları ortadan kaldırabilir. Küslükler varsa bunlar da sona erebilir. Ama bitirdiğiniz ilişkilere şans vermemeye özen gösterin. Çünkü gökyüzü diyor ki denenmişi ilişki anlamında, aşk anlamında deneme. Aynı hataların sana tekrar yaşatılmasına, aynı haksızları yaşamak zorunda bırakma kendini. Eğer birine bir kere şans verirsin, seni üzdü. İkinci sefer şans verirsin, seni üzdü. Üçüncü yine aynı şey. Bir dördüncüye hiç gerek yok artık. Tabii, herkes belki bir o kere yüzden, şansı, daha doğrusu bir kere affedilmeyi hak ediyordur ama. Tabii ki. Bu birkaç tabii defa ki olursa tabii. Üst üste sizi üzen bir partner hayatı boyunca sizi üzecektir. O yüzden siz kendinizden vazgeçmeden hakkınızı yiyeni hayatınıza sokmayın. Haftanın spotu. Aşkta denenmişi deneme. Evet. Atalarımız da der ya, eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Kesinlikle. Peki sevgili boğalar, acaba bakalım sizin hayatınızda eskilerden geri dönüşler var mı? Ya da siz istiyor musunuz? Kapılar açılacak mı? Ya da açılmalı mı o kapı? Güzel bir hafta Boğa için bu hafta. Özellikle maddi konular gündeminizde olabilir. Hı-hı. Yoğun, çok yoğun para bir şekilde. Sorumluluklarınız sizi endişelendirmesin. Biliyorum. Hiçbir şeye kendinizi zorlamayı sevmiyorsunuz. Ve kendinizi asla baskı altında hissetmek istemiyorsunuz. Hı-hı. Üstlenmiş olduğunuz sorumluluklardan dolayı gereksiz endişeler yaparak kendi kendinizi gazlamayın. Dolduruşa da getirmeyin. Ah, bunca işin altından nasıl kalkacağım? Bunu nasıl tamamlayacağım? Nasıl bitecek? Ne yapacağım? Yok. Siz eğer bir şeye karar verdiyseniz yavaş yavaş da olsa en iyisini yapabilecek bir burçsunuz. Doğru. Sakin adım atarsınız. Yavaş hareket edersiniz. Ama sağlam sonuçlar elde edersiniz. O yüzden gökyüzü diyor ki gereksiz endişeler yapma. Verilen sorumluluklar içinde, üstlendiğin sorumluluklar içinde. Aşk hayatınızda değişiklikler sizi mutlu edecek. Şimdi, kendini vazgeçilmez zanneden bir ilişkiden vazgeçmiş olabilirsin. Hayatta beni bırakamaz diyen birileriyle olduysan, yükselen boğa, güneş boğa, bir anda vazgeçtiğinin farkına vararak oh be şükürler olsun dediğini duyar gibiyim. Boğa mı onu diyecek? Boğa diyecek onu. Vazgeçilmez zannedilenlerden vazgeçtiği bir dönemde. Süregelen ilişkisi olanlar için dengenin ve düzenin hakim olduğu bir süreç. Ayrıca boğalar bu hafta çok huzurlu olacaklar. Oh ne güzel. Aile, ev hayatınıza odaklandığınız bu dönemde sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmeyi isteyecek, buna konsantre olacak, evinizde olmaktan yana çok mutlu olacaksınız. Siz boğalar için zaten ev hayatı hem önemli hem özeldir. Yani boğa için evinin mutfağı da ayrıdır. Ay hem de nasıl? Oturma odası da ayrıdır, yatak odası da ayrıdır. Her köşesi. Yani birçok burç şükreder ama bir boğa işten eve gittiği vakitte eve girdiği için ayrı bir şükreder. Yatağına yattığında ayrı bir şükreder. Şüphesiz. Yani şükür burcu diyorum ben boğalar için. Dolayısıyla bir de şükran duyarsınız her şeye. Sizin için ahdi vefa çok önemli. Tabii. Ve boğa ikiyüzlülüğe, arkadan çevrilen işlere tahammül edemeyen bir burçtur. Bir boğayla huzurlu, mutlu arkadaşlık yaşamak istiyorsan bu dönem hiç olmadığın kadar şeffaf olman gerekiyor. Çünkü boğanın bütün antenlerinin açık olduğu bir dönemdeyiz. Görmediğini görecek, fark etmediğini fark edecek. Fark edip de
aman şimdi onunla ilgilenemeyeceğim bu kadarın işin arasında deyip ötelediği şeyleri bile gel bakayım sen buraya deyip önüne çekip. Gözden kaçırmayacaklar yani. Ya bu adam bir şeyi saklayamazsın. Bak 12 burç tat duygusu en yüksek, koku en yüksek, görme, görsellik en yüksek. Görme kesinlikle. Ona göre bak. Hakikaten bak bir boğadan bir şeyi gizleyemezsin. Evet. Gizlediğini zannedersin. O isterse göz yumar, yapar geçer. Apartmana girdiği anda anlar burada ne yemek pişiyor. Kesin kokuyu alır, kokuyu alır. Yani işitsel, duyusal, inanılmazdır boğa. Ve bu dönem bu zaten çok hassas yani daha da hassaslığın üzerinde hassaslığın arttığı bir dönem. Aşk ve ilişkiler, aşk hayatınızda süre gelen bir evliliğe, bir ilişkiye, bir beraberliğe sahip bir boğa burcuysanız aman ya Rabbi, aşkın, romantizm, huzurun, dokunsallığın, sarmaş dolaşlığın haftasındasınız diyebilirim. Dokunun dokunabildiğiniz kadar, sarılın sarılabildiğiniz kadar, hazır bayram, öpün öpebildiğiniz kadar. Bahanemiz kesinlikle de var. Aynen öyle. Yani partnerinizle sabah akşam bayramlaşabilirsiniz. Dokunun dokunabildiğiniz kadar. Dolayısıyla aşk hayatınızda sakinlik, uyum hakim olurken partnerinizle aranızda güçlü bağların kurulduğu bir haftadasınız. Süper. İnanılmaz güçlü bir bağ kuruluyor bu hafta. İlişkilerde daha derin duyguların hakim olacağı bir hafta. Kariyer ve finans anlamında istikrar dönemi devreye giriyor. Mükemmel. Yani ne yapıyorsanız istikrarlı bir şekilde yol almak, istikrarlı bir şekilde ilerlemek istediğiniz bir haftadasınız. Maddi açıdan rahatlama yaşadığınız için para biriktirme, para arttırma, tasarruf etme, gelecekle ilgili yatırımlar yapma konusunda yeni planlar yapacaksınız. Zaten siz düşünmeden harcamalar yapmayan burçsunuz. Para sizin için bir araç, hayatınızın merkezi değildir. Canınızın istediğini alıyorsanız şükredersiniz. İstediğinizi yapabiliyorsanız yine şükredersiniz. Ama ne denir ona? Savruk değildir. Dağınık para amaç değildir. Değil, para amacımız değil. Para yaşamak aracıdır. İçin aracımız. Aracıdır bu anın. Para aracıdır. Ama planlıdır, programlıdır. Sağlığınız genel anlamda bu hafta çok iyi. Çok güzel. Ancak düşüncesel anlamda daha önce gerildiğiniz bir şeylerin stres yorgunluğunu hissedebilirsiniz. Hmm. Hani mutluyum, huzurluyum, şükretmek için çok sebebim var ama sabahları uykudan uyandığımda şöyle yüreğime bir şey oturmuş gibi hissediyorum duygusunu yaşayabilirsiniz. Belki dedin ya hani vazgeçtikleriniz olacak. İşte. Belki onun kaygısı, endişesi olacak. O da olacak. Olabilir ama şunu net söyleyebilirim. Bir boğayı kaçırmak istemiyorsanız haftanın spotu kaçırmak istemeyenlere hiç olmadığınız kadar şeffaf olun. Evet yani boğanın hayatında kim varsa şu anda. Boğa giderse gider. Bak zor vazgeçer. Evet. Zor gider ama tam gider. Der ya hani kimse vazgeçilmez değildir. Vazgeçtiklerim bunu en iyi bilirler. Çok bir doğru. Reklama gidelim mi? Gidelim. Evet sevgili ikizler, yükselen ikizler herkes ekran başındaysa. Buyurunuz efendim tablonuz bir gelsin bakalım. Sevgili ikizleri ne bekliyor derken? Dikkat dikkat. Çok, çok kötü. Dikkat. Ne diyorsun? Bak Nurcuğum bu hafta çevrelerine karşı kırıcı olma olasılıkları çok yüksek. Ha, dilin yüzden, kemiği yok yani. Aynen öyle. Çevrenizdekilere karşı kırıcı olmayın. Aşk hayatınızda yapıcı olmaya çalışın. Hı hı. İş arkadaşlarınıza esnek davranın. Bayram tatilindesiniz ama arayıp bir şey sorabilirler. Daha önce yaşadığınız mevzuları konu edebilirler. Evet. Ne olur esnek davranın. Herkese olduğu gibi görün ve kabul edin. Kimsenin sizinle hayata aynı pencereden bakma olasılığı yok. Ve sizde de bu herkesi değiştirme
Öğretmen edası. O da öğrensin. Doğruyu yapsın. Doğru davransın. Edanız bazen sıkıcı bir insan olmanıza neden olabiliyor. Ya da kırıcı olursun. Kırıcı da olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bazen her şeyi bilmek de iyi değil. Ya da... Çoğu zaman iyi değil bence. Bence bilin, kendinize saklayın bu hafta. Huzur istiyorsanız bakın, aşkta bir yıldız, parada iki yıldız. Çok şükür sağlık ve eğitimde beş yıldız. Ama sevgili ikizlerin ve yükselen ikizlerin öncelikle bugün 12.07'de Merkür'ün Yengeç Burcu'na geçiş yapacak olması bu dönem sevdiklerinize daha fazla zaman ayırın diye uyarı yapıyor. Ailenize, sevdiğiniz insanlara vakit ayırın, zaman ayırın. Bu dönem duygusal ihtiyaçlarınız için gereksiz endişeler yapabilirsiniz. Kuşku ve kuruntulara da neden olan düşüncelere sahip olabilirsiniz. O yüzden lütfen gereksiz kuşkulardan, lüzumsuz endişelerden zihninizi arındırmaya özen gösterin. Aile üyeleri ve yakın arkadaşlarınızla güzel bağlar kurmaya, iyi iletişimler içerisinde olmaya özen gösterin. Yani bilmiş kişi modundan ve durumundan çıkın. Aile üyeleri ve yakın arkadaşlarınızla onlara karşı gerilimli tavır ve davranış sergilediğinizde inanılmaz bir negatif enerjiye bürüneceksiniz. Hiç kimse sizin yüzünüzü ve görmek, duymak istemeyecek. Ne sesinizi duymak isteyecekler, ne yüzünüzü görmek isteyecekler. Bir de ikizler gibi tatlış, minnoş, ki iletişim, enerjisi yüksek insanları. İzole olmayı hiç sevmeyen bir burçtur. Hareketli, enerjiktir. Ama işte bilmişliğinizden arınmanız gereken bir haftadasınız. O zaman fikirleri kendilerine saklasınlar, evet, bu hafta. Düşünceleriniz, fikirleriniz size kalsın. Sizden bir şey istendiğinde, talep edildiğinde o zaman istediğinizi söyleyebilirsiniz ama durduk yere hiç kimsenin giyimine karışmayın, kuşamına karışmayın, kilosuna, boyuna, posuna, ilişkisine karışmayın. Size ne? Başkalarının hayatında olup bitenden. Huzur istiyorsan, itici olmak istemiyorsan hiç kimsenin hiçbir işine bu hafta karışma lütfen. Nuray, ikizleri duyar gibiyim. Tamam, karışmayacağız diyorlar. Başka ne var? Şimdi gelelim kariyer ve iş konularına. Özellikle kariyer ve finans. Değişim rüzgarları esmeye başlıyor. Ay, iş hayatlarında. İş hayatlarında. Konumunu, bölümünü, görevini değiştirmek isteyip beklemekten yorulmuş olan bir ikizler burcu bireyiyseniz eğer, yükselen ikizler, ay ikizler, güneş ikizler, iş hayatınızda her şeyin bayram sonrasında değişmeye başladığını göreceksiniz. Ay ne güzel. Aynı zamanda işsiz bir ikizler burcuysanız ya da çalıştığınız işten mutlu ve mesut olmayan bir ikizler bireyiyseniz yeni iş fırsatları, projeler önünüze serilebilir. Ve işsizlikten yoruldum, tükendim, ne yapacağımı bilmiyorum diyen bir ikizler bireyiyseniz önünüze gelen fırsatları iç sesinizi dinleyerek seçtiğinizde kalıcı olacağınız işlere adım atacak ve başlayacaksınız. Maddi açıdan çok dikkatli olmalı, bütçenizi de kontrol altına almalısınız. Çünkü ikizler mutsuz olduğu zaman gereksiz harcamalar yapar. Kendini mutlu etmek, oyalamak için ya da yemek yer. Duygusal açlıktan dolayı. Duygusal açlık kilo almaya, mutsuzluk para harcamaya, sonra bütçenizde sıkıntıya neden olur. Doğru. Ben size şunu tavsiye ediyorum. Kendinizi bezmiş, yorgun, mutsuz hissediyorsanız yürüyün. Dağ, taş, tepe. Bütün o negatif enerjilerinizden yürüyerek kurtulun. Haftanın spotu nerede hareket, orada bereket. Bir de bu bayramlarda çok tehlikeli. Yani tatlısıymış, böreğiymiş, yemeğiymiş, o suymuş, bu suymuş derken galiba en duygusal anlamda buna maruz kalacak burçlardan, evet, bir tanesi de ikizler. Sabahın, aman diyelim, sabah diyelim. Gelir gelmez bayram pastasını bana yedirdin. Güya ben yediklerime dikkat ediyordum. Bayram dediğin. Sabah yürüyüşüm bitti.
Bayramda yediklerin hesabını yapmayacaksın şekerim. Peki yapmayayım. Bayram bittikten sonra diyete devam. Biliyorsun 10 kilo vereceğiz, 5 kilo vereceğiz. Geri alacağız. Dipçik gibi olacağız derken yaz geldi, biz yine aynıyız. Efendim sırada kim var? Yengeçler. Sevgili yengeç, yüzündeki tebessümü arttırır mısın? Bu hafta senin hafta. Aşka bak, paraya bak. Sağlık ve eğitimde dikkat edilmesi gereken nokta var. Aşkla başlayalım mı Nuray'cığım? Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle aşk hayatınızda huzurunuz artıyor bu hafta. Ay ne güzel. Dileklerinizi ve isteklerinizi ulaşabileceğiniz bir haftadasınız. Gelecekle ilgili endişeleriniz son bulabilir bu hafta. Fakat özellikle uyarılarım var tabii ki yengeçlere. Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, şimdi efendim düşünceleriniz, duygularınız, kararlarınız hususunda 17 Haziran'da Venüs Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. İlişkilerde daha derin bağlar kurulacak. Sevdiklerinizle zaman geçirmekten keyif alacaksınız. Ev ortamınızda daha sıcak, samimi bir ortam, bir hava esecek. Oh. Ve bu durum sizi ruhsal açıdan beslerken motive edecek ve mutlu edecek. Süper. Aynı zamanda aşırı da bir duygusallık gelebilir. O samimi hava eserken mutluluk gözyaşları da dökebilirsiniz. Ama Allah hepimizi mutluluktan ağlatsın. Amin. Kesinlikle. Amin. Evde işlerinizde, ev hayatınızda, ev işlerinizde uzun bir süredir istediğiniz dengeyi kurma konusunda da mutlu olacaksınız. Zaten bugün itibariyle 12.07'de kesinlikle Merkür birazdan burcunuzda. Hmm. Sevgili yengeçler, duygusal ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamanızı sağlamanıza, aynı zamanda evde ve aile ortamında iletişim daha önemli bir hal alırken, sevdiklerinizle sıkı, samimi irtibat kurmak, ilişkilerinizde daha güçlü bağlar kurulmasına olumlu yönde etki edecek. İç dünyanıza dalabilir, içinizdeki sizle yüzleşebilir, yeni keşifler elde edebilirsiniz. Kendi içinizde bir bilim adamı gibi, bir bilim kadını gibi dolaşabilirsiniz. Daha önce fark etmediğiniz özelliklerinizi fark edebilir, daha önce farkına varamadığınız birçok olayın farkına da varabilirsiniz. Ki zaten sizin için fark etmek, hissetmek, hissederek hareket etmek her an çok önemli. Sezgileri de burçlu, güçlü olan bir burçsunuz. Özellikle bu dönemde iş ve çalışma hayatınızda bazı iş arkadaşlarınız bayram ziyaretlerine gelebilir. İş yerinde bazı arkadaşlarınızın sohbet arasında dedikodusunu, çekiştirmesini size yapabilir. Hiç kimsenin kimseyi çekiştirmesine karşınızdaki kırılır üzülür diye dinlemeyin, müsaade etmeyin. Yani bayram günü küçük bir bilgi alışverişi hayatınıza yapmayın. Mal olabilir. Kesinlikle yapmayın. Bugün başkalarını size eleştiren yarın sizi başkalarına eleştirir. Bunu biz sakın aklınızdan çıkarmayın. O yüzden sizden rica ediyorum efendim. Hiç kimsenin size şikayet edilmesine müsaade etmeyin. Haftanın spotu, sağlığınıza beslenme olarak çok dikkat etmeniz gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Dikkat, dikkat. Sevgili yengeç, tekrar doğum gününü kutluyoruz. Şimdi ekran başında olan aslanlara sesleniyorum. Kendinizin anlaşılmadığını düşünüyor musunuz? Şimdi böyle bir tabloda ben aslan olsam ne bileyim, ne kendimi anlatabiliyorum, ne beni anlayan var, ne de ben kimseye kendimi anlatıyorum derim. Bakar mısın? Aşk, para, sağlık. Ben onların yerinde olsam. Bayram günü yapılır mı bu aslanlara? Ben onların yerinde olsam anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Ben kendimi doğru anlatıyorsam, karşımdaki duyuyorsa, kulaklar duyuyorsa, gözler görüyorsa tamam, algılıyor. Antenler kapalıysa yapacak bir şey yok. Bir söz var ya, hani anlayana
Davul zurna. Davul zurna. Anlamayana sivrisinek saz mıydı? Ay nasıl bacardım söyledim. Anlayana davul zurna az. Doğru mu söylüyoruz? Anlamayana sivrisinek saz. Ay bak yarım yamalak da olsa. Bak kişiler... Çok büyük iş başardık. Kişiler zaman içinde birbirine benzermiş. Sen kendime benzettim seni. Ama öyle ya yani. Anlamayana kendini anlatmayacaksın. Hiç peki, uğraşmayın. Ama olur. Hayatlarında önemli adımlar varmış. Aslında tamam, ondan onları bahsedelim. Anlatacağım. Şimdi Merkür'ün Yengeç Burcu'na geçmesiyle duygularınızı daha derinden hissetme olasılığınız çok yüksek. İletişim alanınızda özellikle duygusal konularda çat 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 konuşmalar yapmayın. Partnerinize karşı anlayışlı olun, her zamankinden daha fazla. Çevreniz tarafından anlaşılmadığınızı düşünülürken siz de partneriniz tarafından anlaşılmaz bir insan haline gelebilirsiniz. Hızlı düşünüp konuşarak, konuşurken çenenizle konuşun, karnınızın içinden konuşmayın. Vardır ya bazı insanlar içinden konuşur, ne dediği belli olmaz. O yüzden bir şey söylüyorsanız homurdanmayın. Şikayetçi olduğunuz bir şeyler varsa tepkisel davranmayın. Ve özellikle aşk hayatınızda, ikili ilişkilerinizde, diyelim ki partnerinizin tavrından, davranışından memnun değilsiniz. Bunu komşunuzla, arkadaşınızla, annenizle, kardeşinizle konuşmak yerine partnerinizle konuşun. İlişkinizin darma duman olmasını istemiyorsanız, ben senin bana böyle yaklaşmandan hoşnut değilim. Benim ihtiyacım bunlar bunlar. Açık olun partnerinize. Şikayetçi olmak yerine taleplerinizi ve isteklerinizi söyleyin. Anlıyorsa anlar, anlamıyorsa anlamaz. Sepeti koluna, herkes yoluna diyebilirsin. Koy tavrını. Koy tavrını, bir duruşun olsun. Bayram günü. Ben üzüleceğime o üzülsün. YouTube içimde ur olacağıma ağzımdan çıksın. Haddini biliyorsa bilir, bilmiyorsa bilmez. Ben de kalacağına onda kalsın. Aynen öyle. Ben öyle bir şey olduğu vakitte annem diyor ki niye öyle dedin? Yutsaydım da ur mu olsaydı içimde? Doğru söylüyorsun diyor. Yutmayın hiçbir şeyi. Sonra bağırsağınızı, midenizi, karaciğerinizi, dalağınızı hasta ediyorsun. Şimdi aslanlar aslında bu hafta neye ihtiyaçları olduklarını çok iyi bilecekler. Çok iyi bilecekler. İş ve kariyer hayatlarında özellikle Nurcuğum. Evet, maddi konularda birazcık zorlanmaları var. Ciddi anlamda yapılan, planlanan işler hususunda bayağı kendilerini tıkanmış, bunalmış, buhran içerisinde hissediyorlar ama ben iş ve kariyerde hedeflerinize odaklanırken çalıştığınız işte kalmalı mısınız? Buradan memnun değilseniz yeni bir iş arayışına geçmeli misiniz? Yeni bir işe geçmeye hazır mısınız? Bunları enine boyuna, derinlemesine düşünüp kendi adınıza net, istikrarlı kararlar alıp vereceksiniz. Bu da sizin iş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi sıkıntıda hissediyor olsanız da yarınlarınız adına çok hayırlı olacak. İnanılmaz derecede çok hayırlı olacak. Ayrıca kendinizi geliştirmek istediğiniz konularda ihmal etmeyin. Öğrenci bir aslan bireyiyseniz, mesleği eğitim alanında olan bir aslan burcuysanız, yaşanmışlıkların yaşattığı yorgunluktan dolayı konsantre olamıyorum, kendime eğitime veremiyorum, işime veremiyorum diyorsanız hemen derin bir nefes alın. Benim kendimi işime verememe gibi bir lüksüm yok. Zihnimi toparlamalıyım, enerjimi yükseltmeliyim. Birilerinin beni itmesine gerek yok. Ben kendimi yükseltebilecek güce, enerjiye sahibim. O kadar. Kesinlikle. Yani kendinize şunu hatırlatın. Güçlü olmak durumundasınız. Zorunda değil. Durumundasınız. Ya bu hafta öyleler yani. Evet, öyle kendinizi güçlü. Öyle ya da böyle. Ne yaşadıysanız yaşadınız. Bitti. Evet. Siz güçlü olmak durumundasınız. Kalkışacağınız her işte. Tercih ettiğiniz hayatı yaşıyorsunuz. Önemli adımlar atabilirler derken mesela ilişkilerinde ayrılık, bir karar aşaması vesaire öyle bir vallahi şey vallahi bir şey söyleyeyim mi? Artık onlar hayatlarında onları aşağıya çeken arkadaşı da atacak.
Sevgiliyi de atacak, at. Eşi de atacak, partneri de atacak. Haftanın spotu. Sepeti koluna, herkes yoluna. Bu kadar. Ben. Önce ben diyecek. Ne istediğini biliyor çünkü. Tavrını koyuyor aslanlar. Aynen öyle. İnşallah iyi ve doğru kararlar vermesini Allah'ım nasip etsin. Amin. Mutlu bayramlarınız olsun sevgili aslan. Siz her şeyin en iyisine, en güzeline layıksınız gerçekten. Efendim başaklar ve yükselen başaklar. Sevgili başak, ne oldu sana? Hiç kıskanç değilsin ama bu hafta bir... Kıskanç mıdır Başak? Hiç belli etmez. Şaka anlayamazsın. Yapıyorsun. Hıl hıl kıskanır. İçten içe. Yani şöyle baktığım vakitte örneğin birçok Başak kadınıyla evli olan beyler yazın bize. Ben eşimin hiç kıskanç olduğunu görmedim. Yemin et içten içe. Vallahi. Onlar şeydir. Hiç bilmezdim Başak. Kendilerini kemirmez. Bir yengeç gibi, bir boğa gibi, bir ikizler gibi kendini yemez. Nasıl kıskanır? Kıskanır. Karşısındakini havaya sokmaz. Iğıl ığıl. Iğıl ığıl. Sakin sakin içten içe ve çok iyi dedektiftir. Başak. Başak. Ne diyorsun? Başak çok iyi bir dedektiftir. Ben akrep zannederdim hep. Oo, Başak çok iyi bir dedektiftir. Yemez yedim yapar. Anlamaz anladım yapar. Karşısındakini var ya öyle bir avucuna alır ki ondan sonra onunla öyle bir oynar. Anlayamazsın seninle nasıl oynadığını. Başına gelenlerden sonra anlarsın. Ben bu adama ne yaptım ya da bu kadına ne yaptım diye. Bu hafta uyarılar bakın. Özellikle aşk hayatınızda yersiz kıskançlıklardan uzak durun. Dolunay'ın enerjisi, Venüs'ün yengece geçişi, Merkür'ün yengece geçişi, karşıt açıların verdiği etki. Sizde böyle bir gereksiz şüphe, gereksiz kuruntu verebilir. Bir de partnerlerinizi ailelerinden kıskanmayın. Onlar olmasaydı partneriniz bugün sizin hayatınızda olamazdı. Biliyorum sevmek başka bir şey. Bazen insan sevdiği insanı abisinden de kıskanabiliyor, annesinden de kıskanabiliyor. Bu paylaşamamanın verdiği etki olabiliyor. Masum kıskançlıklar ama adı üzerinde. Paylaşın. Anne kıskanılmaz, abla kıskanılmaz, abi kıskanılmaz. Yani bayram gününde gereksiz kuruntular, kıskançlıklar yaparak ailesel gerginliklere neden olacak tavır ve davranışlardan da kaçınmaya özen gösterin. Allah'ım. Çok şanslı bir haftadasınız. Planlı olursanız maddi zorluklar yaşamazsınız. Harcamalarınızda, yatırımlarınızda ve yatırım dilek ve düşüncelerinizde planlı olduğunuz takdirde hiçbir zorluk yaşamayacağınızın garantisini veriyor gök kubbe sizlere. Aynı zamanda duygusal bağlantılarınızda derinlemesine iletişim anlayışınızın da arttığı için o kemir kemir kıskançlığınız çoğalacak. Allah Allah, çok şaşırttı Başaklar kesinlikle, beni. Kesinlikle Başak severse tam sever, bağlanırsa da tam bağlanır. Çok sadık burçlardan biridir. Evet. Çok sadıktır. Severiz Başakları. İlkesi vardır, kuralı vardır. Duruşu vardır. Bir duruşu vardır kesinlikle. Bak boğaya nasıl yanlış yapıyorsan yok olur tam olur. Başak'a da yanlış yapıyorsan tam gider. Bir daha dönmez. Severse mazisi, silerse tarihi olursun. Tarihi olursun. Ona göre. Ve bak Başak da örneğin bir boğa kadını bitirdiği ilişkiyi imza atıp gider. Ama Başak damgalayıp gider. Ömür boyu o izi, o mühürü taşırsın artık. Nereden damgalandıysan. Yani bir Başak'la berabersen aklını başına değişir. Kesinlikle. Yoksa gerçekten bu hafta... Yani dedi ya, ya FBI'den beter olacak. Evet. Başaklar bu dönem hafta. Zaten iletişimde çok açık, dürüst olmak, duygusal ihtiyaçları ifade etmek, anlamak, anlaşılır olmak onlar için çok kıymetli, çok önemli. Hem anlaşılır oldukları, hem anlatabildikleri, kendilerinde zaten her zaman doğru ifade ettikleri bir süreçler ama bu dönem ayrıca bir süreç ki bu süreç İşiniz, kariyeriniz, finansal durumunuzda hiçbir ayrıntıyı hayatınızın her döneminde hiçbir zaman göz ardı etmezsiniz. Ama bu hafta ayrıca titiz,
ayrıca programlı, ayrıca düzenli olduğunuz bir haftadasınız. Aşk hayatınızda duygusal dengeyi korumak, sevgi dolu iletişim kurmak, ilişkinizi sağlıklı bir şekilde ilerlemesi sizin elinizde. Kuruntuya, kuşkuya, kaygıya, gereksiz yere yer vermemeye lütfen özen gösterin. Aynı zamanda şimdi zaten 20 Haziran'da da Güneş Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. İlişkilerde samimiyet çok önemli olacak. İş arkadaşlıklarında da samimiyet çok önemli olacak. Aşkta da içtenlik, samimiyet çok önemli olacak. Sosyallikte de samimiyet ve içtenlik çok önemli olacak. Samimi olmayan hiçbir şey başarının etrafında yer alamayacak. Haftanın spotu. Kendi kararlarını kendin al. Gereksiz kuruntulara yer verme. İyi bayramlar diliyoruz sevgili Başak. Başaklarla beraber olanlara da dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Terazilere geçelim mi? Hemen geçelim. Geçelim mi terazileri? Teraziler ekran başının bir görelim. Yazar mısınız bize lütfen teraziler? Peki şöyle yapalım. Bir reklama gidelim. Bu arada teraziler Instagram Nur Viral, Nuray Sayarı çift ile Nur Viral. Yazın bize oradan. Bu arada bakalım siz nerelerdesiniz? Dönüşte, reklam dönüşünde de aşkta bir uyarı var terazilere. Aşkta evet. Dikkat dikkat sevgili terazi. Aşk hayatında duyacağın uyarıya çok dikkat etmen gerekiyor. Reklamdan sonra uyarınız burada. Tam bayram tadında, tam bayram keyfinde güzel bir program bizim için. Ümit ediyorum şahane. Sizin için de öyledir. Reklam aralarında biz de tatlımızı yiyoruz, kahvemizi içiyoruz. Sizde durumlar nasıl? Televizyonunu yeni açan herkese mutlu bayramlar diliyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Sevdikleriniz yanı başınızda olsun. Sevgili teraziler ekran başında olsun. Neden? Çünkü sıra onlarda. Sevgili teraziler, yükselen teraziler, dikkat dikkat. Aşk hayatınızdaki uyarıları önemseyin. Çünkü neden? Şimdi öncelikle dolduruşlara gelmeye açık oldukları bir haftadalar. Bu hafta özellikle lütfen, değil mi? Lütfen aşk hayatınızda dolduruşa gelmeyin. Dolduruşa geldiğiniz takdirde ilişkilerinizin karmaşaya girmesine neden olursunuz. Peki terazi genel olarak dolduruşa gelebilecek bir burç mu? Gazlanan bir burçtur. Gazla çalışır. Hakikaten gerçekten çok gazlayabilirsin terazi. Yani mesela bak tam bayram sohbetindesiniz. Kayınvalideni ziyarete gittin. İşte annen bir şey dedi. Eşini annen için kırma. Ya da eşin bir şey dedi. Anneni eşin için kırma. Dolduruşlara gelmeyin. Peki. Kesinlikle. Aile büyüklerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle bu hafta ilişkilerinizde daha hassas, daha duygusal, daha uyumlu, hı hı, daha yapıcı olmaya özen gösterirseniz olası bütün gerginlik ve huzursuzlukları net bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz. Ama hassas olmayıp gergin bir enerjiyle hareket ettiğinizde iletişim problemlerine neden olmakla birlikte büyük kaoslar da yaşayabilir. Büyük sıkıntılara da maruz kalabilirsiniz. Sonunda üzülen de siz olursunuz. Eyvah. Düşünmeden konuşmamaya, partnerinizle ilgili, arkadaşınızla ilgili, başkalarının yorumlarının etkisi tesiri altında kaldığınızda dolduruşa gelebilirsiniz. Gergin tavırlar sergileyebilirsiniz. Tartışma çıkabilecek anlar oluşturabilirsiniz. O yüzden görün görmeyin, duyun duymayın. Bilin, pek bilin. Oralı olmayın. Bazı gerçeklerle yüzleşseniz dahi şu anda hassas, gergin bir haftada olduğunuz için kendinizi daha fazla germemek adına, sakin kılmak adına, dengede olmak adına rahat kalın, huzurlu olun. Gerilimleri hayatınızdan uzaklaştırın. Daha relaks olsun. Daha relaks olsunlar. Aynı zamanda bu dönem aşk hayatınızda daha romantik olmaya, daha anlayışlı olmaya, partnerinize karşı süregelen bir ilişkiniz, bir beraberliğiniz, bir flörtünüz, evliliğiniz varsa anlayışlı olmaya, eşinizin dilinden konuşmaya özen gösterin. Daha esnek olun. Ne kendinizi kasın, ne de partnerinizin kasılmasına
neden olacak tavırlar ve davranışlar sergilemeyin. Ayrıca özellikle aile ilişkilerinde ve arkadaş çevrenizde bazı zorluklarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Ne gibi? İletişim kargaşası. Hmm. Ailede de fikir ayrılığı, arkadaşlıklarda da fikir ayrılığı. Dinleyici olun. Konuşulanları dinleyin, yorum yapmamaya özen gösterin. Sizin aklınıza yatmayan konulara dahil olmayın. O zaman sakinliğinizi koruyabileceksiniz. Aynı zamanda bu dönemde işiniz, kariyeriniz, kazancınız ve gelirinizle ilgili hem beklentileriniz hem düşünceleriniz konusunda yapmayı planladığınız her şeyi geliştirme konusunda da başarılısınız. Askıda kalan, yarım kalan, bir türlü sonuca varmayan, üzerinde çalıştığınız, yorulduğunuz, emek harcadığınız işlerinizin tek tek sonuçlanması ayrıca mutlu olmanıza neden olacak. Ayrıca sağlığınızın da çok iyi olduğu bir haftadasınız. Çok iyi. Ve aynı zamanda eğitim konusunda da çok şanslı olduğunuz bir haftadasınız. Hazırlandığınız bir sınav varsa ya da eğitimle ilgili sizi düşündüren, kaygılandıran, huzursuz eden dersler varsa yükselme, ilerleme konusunda şanslı bir haftadasınız. Hı hı. Bu hafta sadece sizin fikir ayrılıklarına, dolduruşlara gelmeye mani olmanız gerekiyor. Bunları engel olduğunuz takdirde işiniz çok iyi. Süper. Sağlığınız çok iyi. Eğitiminizde başarı var. Ayrıca bir terazi olarak yapmayı planladıklarınızı, elde etmek istediklerinizi elde edeceksiniz. Sonuç olarak zaten Venüs'ün de Yengeç Burcu'na geçmesiyle, Venüs biliyorsunuz Boğa'nın ve sizin burcunuzun yönetici gezegeni. Dolayısıyla içsel bağlantı kurun hayatla. Hayattan ne bekliyorsunuz? Neleri planladınız? Neler oldu? Neler olmadı? Şu anda isteklerinizin olacağından emin olabilir. Gelişecek, gerçekleşecek işlerinizin sonucunda kazanma ve başarılı olmanın istediğiniz gibi sonuçlanacağını da bilin ve buna hazırlanın. Kendinizi gelecek sıkıntıya sokacak alanlardan ve ortamlardan uzak kalmaya özen gösterin. Tamam, gergin ortamlara girebilirsiniz. Gerilimli ortamlarda bulunabilirsiniz. Mecbur kalmadıkça kalabalıklardan izole olmaya, büyüklerinizi ziyaret edin. Çok arkadaş ziyaretleri içerisinde olup, gergin ortamlar içerisinde bulunup kendi kendinizi germeyin, huzursuz kılmayın ve mutsuz olmayın. Haftanın spotu: sakin ol, dengede kal. Evet sevgili Akrep, nihayet ve nihayet mutlu olacağın, mutluluktan ayaklarının yerden kesileceği şahane bir haftadasın. Adeta bayramı bayram gibi yaşayacak olanlardansın. Peki bu haftada aşkında minik bir uyarı var sana, yani ikili ilişkinde. Diğerlerindeki müjdeleri, diğer mesela para, sağlık ve eğitim konusundaki müjdeleri almak üzere tabii ki sözü astrolojinin kraliçesine bırakacağız. Akrepler şu anda can kulağıyla seni dinliyor Nuray'cığım. Şimdi iş hayatınızda beklediğiniz haberleri alabilirsiniz, gözünüz aydın. Çok iyi. Aşk hayatınızda partnerinize karşı çok anlayışlı olmanız gereken bir haftada olduğunuzu asla unutmayın. Mutlu olacağınız bir hafta olacak bu hafta sizin için. Şükür. Yine gözünüz aydın. Özellikle evde daha fazla zaman geçirerek sevdiklerinizle olan ilişkilerinizde uzun bir süredir istediğiniz derinleşmeyi net bir şekilde yaşayacaksınız. Duygusal desteğe, yardıma, arzu ettiğiniz gibi sevdiğiniz insanlar tarafından göreceksiniz o duygusal desteği ve yardımı. Ne güzel. Aynı zamanda yakın çevrenizle olan iletişiminizde daha duyarlı, daha anlayışlı olmak, çevrenizdeki kişiler tarafından da duyarlılığı görmek, anlayışı görmek daha mutlu olmanıza olumlu yönde etki edecek. Sosyal ortamlarda daha içsel iletişim kurarak samimi bağlarınızı güçlendireceksiniz. Bu dönemde sevdiklerinizle paylaşımlarınız artarken
daha güzel vakitler geçireceksiniz. Ayrıca iş hayatınızda, maddi konularda, iş ilişkilerinizde ve iş iletişim çalışma arkadaşlarınızla birbirinize destek olacağınız bir haftadasınız. Daha önce size köstek olanlar bile fikir değiştirerek, sizin değerinizi, kıymetinizi anlayarak, yanınızda olduklarını samimi bir şekilde size hissettirerek sizin de motivasyonunuzun yükselmesine olumlu yönde etki edecekler. İş başarınızı destekleyen fırsatlar çıkarken kendiniz de kendi zekanızla, pratikliğinizle birçok iş zorluğunu ortadan kaldırıp inanılmaz derecede hamlelerde bulunacaksınız. Ay süper. Aynı zamanda bu dönem işinizle ilgili projelerde daha yaratıcı, daha maddi açıdan kazançlar sağlayabilecek fırsatları hayatınıza çekeceksiniz. Ayrıca iş ortamınızda empatik ve anlayışlı olmanız sayesinde en itici olan iş arkadaşınızın bile bakış açısının değişmesine neden olacak. En iticinin bile. En itici olan kişinin bile tavrı, davranışı değişecek size karşı. Çok sizin esnekliğinizden, sizin içtenliğiniz, hani tatlı değil, yılanı bile deliğinden çıkarır derler ya. Sizin o tatlı dilli halleriniz, esnek, anlayışlı tavırlarınız en itici kişileri, en negatif kişileri bile yola getirecek. İyiliğinizle ve güzelliğinizle en zor insanları bile halim salim bir ruh haline sokabileceğiniz bir haftadasınız. Ve herkes dize getirecek aklı. Ya inanılmaz hafta derecede etkileyici auralarıyla, zaten enerjileriyle. Hep öyleler ama bu hafta öyle bir güçlenecek ki enerjileri ve auraları, hiç etkilenmeyen kişiler bile etki altına girecek. Yani akrep herkesi tesiri ve etkisi altına alacak. Daha önce bir iş projenizden dolayı ikna edemediğiniz bir iş büyüğünüzü, yöneticinizi nasıl ikna ettiğinize siz bile inanamayacaksınız. Vay. Yani adeta öyle bir frekans yaydığınız bir süreçtesiniz ki hipnozite olacak çevrenizdeki insanlar. Herkesi size. Herkesi hipnoz edecek. Hipnoz edecekler. Yani güzelliğin, yakışıklılığın değil de tavrın, duruşun, edan, davranışın, sözün, özün, konuşman, kabiliyetin, anlayışın, her şeyinle etkileyici bir enerji içerisinde bir hafta yaşayacaksın. Dolayısıyla bu hafta senin zafer haftan olacak. Ay çok iyi. Başarı haftan olacak. Sağlığın ve sıhhatin konusunda son derece sıhhatli ve sağlıklısın. Sadece spor konusunda biraz dikkatli ol. Yeni spor yapmaya başlayan bir bireyseniz, vücudunuzu ısıtmadan ani hareketler ederek, yaparak oranızı buranızı incitmemeye özen gösterin. Haftanın spotu. Başarıdan dolayı aşırı dikkat çekiciliğiniz kıskanılmanıza neden olacak ama çok umurunuzda olmasın. Akrep ışığın göz kamaştıracak bu hafta. Özetle yani. Evet. Öyle bir yürü ki her yeri aydınlatacaksın bu hafta. Zaten öylesin de ama bu hafta ekstra. Çünkü akrep zekasıyla, duruşuyla değil mi? Sezgisiyle. Aklıyla. Keskin zekalı. Evet. Yaylar peki nesiyle etkiler? Yay hangi yönüyle yani? Eğlenceli haliyle etkiler. Evet. Çok eğlencelidir. Keyifli. Bir yayı karşına al, sabahtan akşama sohbet et. Evet. Doludur. Hakikaten boş değildir sohbeti. Yemek yediğin bir masada yay yoksa o yemeğin tadı bile yoktur. Yoktur kesinlikle. Çünkü sohbeti çok lezzetlidir. Yani yay erkekleri tam bir masa adamıdır. Yay kadınları da tam bir salon kadınıdır. Ayrı bir edaları vardır. Ayrı bir sinerjileri vardır. Dolayısıyla hayatınızda ve çevrenizde bir yay varsa eğlenceniz, kahkahanız bol olur. Tabii. Sohbete doyum olmaz. O yüzden Allah herkesin karşısına bir yay arkadaş olarak çıkarsın. Amin. Hamdolsun, nurun yükseleni yay, ben şahsıyım. Evet, doğru bak.
Evet, kesinlikle. Kendi yükselenim diye söylüyorum. Hakikaten çok da donanımlısın sen bak. O aşırı bilmen. bilmen, bilir kişi olman. Burada söyleyemiyorsun tabii ki. Söyleyemiyorum. Gözlerinden okudum. Okudun değil mi? Bir şey olduğu anda Nur böyle böyle nasıl hareket edeyim? Direkt Nur'a sararım ben. Sağlık konusunda. Efendim beslenme konusunda. Ama bilmiyorsan bilmiyorum derim. Bilmiyorsa yok Nuray ben bunu bilmiyorum der. Ama biliyorsa da hayır onu yeme, onu içme. Tabii. Nur diyorsa ona da. Ona gitme, buna gitme, şunu yap. Benim yıllar öncesinde bir zencefil olayım var. Yayında bayıldım. Bir detoksa başladım hatırlıyor musun? Nuray dedin, tansiyonuna hiç baktırdın mı? Evet. Sen bu zencefili aç karnına içiyorsun sen dedi. O zaman da benim bir ahbabım var. Komşum 75-80 yaşlarında bir hanım diyor ki bana senin tansiyonun yükseliyor. Ben de diyorum ki bana da sürekli ablam rahmetli vefat etti nurlar içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Ensemde bir ağrı var abla diyorum. Diyor ki tansiyonu yüksek. Ay diyorum arkadaşım diyor. Benim yaşımla kendi yaşını karıştırıyor. Meğersem seni dinlemedim o zencefili içtim. Ben tansiyonumu yükselttim 24'lere çıktı. Gitti mi? Şurada neler yaşadık. Neyse dur. Neler geldi neler anlatılır ya. Da. Bak bayramda da hep böyle bir araya gelip eski anılar konuşulur. Konuşulur. Ya. Keşke öyle bir vaktimiz olsa. Bir seni o zaman dinlemedim. Bir de bir konuda dinlemedim. O çok özel bir şey. Artık dinliyorum diyorsun. Tık pıt. Bak yükselenim yaya olduğu için söylemiyorum ama bir yay tanımadıysan desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Hakikaten öyle. Bir de senin ayın akrep. Şimdi ben profesyonel bir astroloğum. Bak, yaylar ben profesyonel öyle. Bir astroloğum. Ben yıldız haritasına kişinin bakmadıktan sonra herkes çok iyi. Nur benim o yönümü bilir. Çünkü saf. Yani akıllı bir kadınım ama çocuksu bir yönüm vardır. Diyor ay Nur dünyanın en iyi insanı dediklerimin hepsinden en büyük darbeleri yedim. Bir gün biriyle alakalı uyardım beni hatırla yıllar öncesinde. Oldu geçmiş olsun. O günden sonra Sen profesyonel bir astrologsun. Ben de çok özür dilerim, affedersiniz. Yedikleri kazıkların toplamıyla tecrübe kazanan naçizane gerçekten çok zorlanan bir kulum. Yani canım insan benim. Durup dururken öyle şey olmuyor. Herkesi tanıyan bir yöne ama sahip ay olmuyor. Ama ay burcun yani. Da akrep hayatım MR gibisin. Şey söyleyeyim, yemin ediyorum yaylar kulaklarımızı çınlatıyor bayram hadi, bayram. Hadi başlayalım hemen. Hemen başlayalım. Sesinizi duydum biliyor musunuz? Aynı, evet. Aynı dakikayla anlatama yaylarla. Tabii ki, tabii ki. Sevgili yaylar, yalnız. Yükselen yaylar. Bu hafta dinlenmeye vakit bulacaksınız. Maddi konularda mücadele etmeniz gerekebilir. Partneriniz üzerinde baskı kurmamaya çalışın. Aşk hayatınızda evli bir yay burcuysanız, süregelen bir ilişkiye beraberliğe sahipseniz. Tabii ki kıskanmak güzel bir duygudur. İnsan sevdiği insanı kıskanır ama bazen her şeyin aşırısı zarar. O yüzden hiç kıskanmayan kadından da kork, hiç kıskanmayan erkekten de kork. Çünkü ilgisini, sevgisini, kıskançlığını gösteremeyen insanlar da sevgisinin araştırılması gereken kişiler. Ama siz biraz bu hafta kıskançlıkla baskıyı birbirine karıştırıp İlişkinizin enerjisini bozabilir ve dağıtabilirsiniz. Aman diyorum, çok dikkat edin. Arkadaşlarınızla duygusal bağlarınızı güçlendirme konusunda fırsatlar bulabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde daha sıcak, samimi ve duygusal paylaşımlar da yaşayabilirsiniz. Bu dönem sevdiklerinizle ilişkilerinizde daha anlayışlı, daha şefkatli, daha duyarlı olmaya eğilimli olduğunuz bir haftadasınız. Aynı zamanda iş ve çalışma hayatınızda hak ettiğim kazanca sahip miyim? Olmam gereken konumda mıyım? Çalışma düzenim bana uygun mu? Bunları sorguluyor olabilirsiniz. Acil hareket etmeyin. Gerçekten bir iş değiştirmek istiyorsanız zaman doğru bir zaman ama siz hazır mısınız? Ortam değiştirmeye, sektör değiştirmeye. Çevre değiştirmeye, düzen değiştirmeye ya da komple iş değiştirmeye. İçsel kendinizi hazır hissediyorsanız değişim yapabilirsiniz. Ama hem değişim yapmak istiyorsunuz hem bu konuda kendinizi
gitsem mi kalsam mı arada kalmış duygularda hissediyorsanız bir yere kımıldamayın. Eğitim konusunda öğrenme, öğretme konusunda çok kabiliyetlisiniz. Sağlığınız ve sıhhatiniz konusunda da son derece sağlıklısınız. Ama gereksiz bir enerji artışından dolayı çok bedeninizi yormamaya özen gösterin. Haftanın spotu. Gereksiz kuruntular, kıskançlıklar, aşkı bozmamak adına yapmayın. Sevgili Oğlak, dikkat dikkat. İşte beklediğin, özlediğin haberlerin haftasındasın. Evet. Şimdi bu hafta zaten güzel bir hafta. Ama aynı zamanda Oğlak Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Dolayısıyla sizi de uyarıyor. Ne güzel bir hafta ama onlar için, değil mi? Çok güzel bir hafta kesinlikle. Özellikle beklenmedik, istenen, düşünülen, kararı verilmiş, sonuçlanmamış işler, dilekler adına bence çok şanslı bir süreçteler. Beklediğiniz güzel haberleri alabilirsiniz. Bir işe başvuru yapmış olabilirsiniz. Hemen bayram sonrasında kabul gördüğünüzün haberini alabilirsiniz. Aşk hayatınızda adil olmaya çalışın. Ki siz çok adaletsiz olan bireyler değilsinizdir. Ama bu hafta yersiz çıkışlar, yersiz gerginlikler, dolunaydan kaynaklı anlamsız sinirlenmeler olası ve söz konusu olabilir. Kendinizi sakinleştirin. Bu olumlamayı yapın. Ne olur bir hafta boyunca sabah uykudan kalktığınızda burnunuzdan derin bir nefes alın. Ağzınızdan verin. Nefesi verdikten sonra ben sakinim, dikkatliyim, mutluyum. Şükürler olsun. Bugünün mucizeleri nelerdir? Bugünün güzellikleri nelerdir? Bunu 10 gün yapın. Hayatınızdaki değişime inanamayacaksınız. Bana da Nur'a da dua edeceksiniz. İyi ki bu programı izlemişim. Bu tekniği denemişim. Hayatımın değişmesine sebep olmuşum diye. Bir daha söyler misin tekniği? Burnunuzdan derin bir nefes alıyorsunuz. Bunu 11 defa yapın. Ben sakinim, dikkatliyim, mutluyum. Şükürler olsun. Bugünün mucizeleri nelerdir? Bugünün güzellikleri nelerdir? Nefes alın, verin, bunu tekrar edin. İnsan kendini nasıl rahat ve iyi hissediyor? Güvende hissediyorsun. Evet. Ve zaten frekansın değişince her şey değişiyor Onur. Bakış açın değişiyor, hayatı yaşama şeklin değişiyor. Yıllardır yazdığım kitaplarda o kadar çok gönüllere dokundum ki yazdığım kitapları okuyanlar bilir zaten. Lütfen olumlama yapın ve bu olumlamayı kulağınızın duyacağı ses tonuyla yapın. Özellikle aşk hayatınızda adil olmaya çalışın. Anlayışlı olun, gerilmeyin, germeyin. Canınız dışarıya çıkmak istemeyebilir, hayat arkadaşınız gezmek isteyebilir. Ona tatlı bir dille, bugün değil ama hayatım yarın yapabilir miyiz demek var. Ben neyin derdindeyim, sen neyin derdindesin demek, demek mi var? Sen gezmek istersin, ben sıkıntı içindeyim demek mi var? Bugün değil tatlım, yarın dediğinizde olası bütün gerginlikleri, oluşabilecek kırgınlıkları olmadan ortadan kaldırabilirsiniz. Aynı zamanda size nasıl davranılmasını istiyorsanız karşınızdaki kişilere de öyle davranın. Bu çocuğunuz olabilir, hayat arkadaşınız olabilir, erkek arkadaşınız olabilir, kız arkadaşınız, anneniz, babanız, kardeşiniz, hayattaki herkes. Esnek, sakin, dengeli bütün gerginlikleri hayat alanınızdan çıkarın. Verdiğim olumlamayı yaptığınızda gerilmeye, sinirlenmeye, sıkılmaya ihtiyaç da duymayacaksınız. Kendinizi hiç olmadığınız kadar mutlu ve huzurlu hissedeceksiniz. 10 gün sonra hayatınızdaki değişimleri bize yazın. Lütfen yazın çünkü ben bile heyecanlanıyorum. O kadar mı? Hayatlarının değişmesi onların bakış açısını değiştirirken
enerjilerinin değişmesi. Ay inşallah ya. Ve bolluk bereket haftasındasınız. Maddi konularda inanılmaz şanslısınız. Elinizden kaçmış fırsatlar. Beklediğiniz, beklemekten yorulduğunuz gelmeyen paralar. Fırsatlar, imkanlar önünüze yağmur yağar gibi yağacak. Ay ne güzel. O kadar şanslı bir haftadasınız ki. 3 gün öncesine kadar ne zaman olacak bu iş dediğiniz konular. Ah bu para ne zaman gelecek diyenler. Bu işim ne zaman kabul görecek diyenler. Üzerinde çok emek harcadım bu projenin diyenler. Beklediğiniz, istediğiniz sonuçları tek tek alacaksınız. Ayrıca bu hafta öyle bir hafta ki iç huzuru bulma konusunda sizin niyetiniz ve tercihiniz çok önemli. Dolunaydan dolayı gerilim ve gerginlik yeter ki sizin tarafından engellensin, önlensin, iç huzurunuz yükselerek artacak. Haftanın spotu. Şşt, şşt, sakin ol, sinirlerine hakim ol. Bayram ne güzel anlatmıyor. Gerilim mi dinliyorsun? Vallahi yemin ederim seni dinlerken bir kere ahenk içerisinde dinliyorum yani. Çok tatlı anlatıyorsun. Sakin olun. Yani bütün böyle ruhunu hücrelerimle hücrelerine kadar burçlara anlatıyor. Gerilim mi onlardan dolayı bunlardan dolayı çok tatlısın Nuray. Bana YouTube ekibim diyor ki Nuray'ım elinizi kolunuzu çok oynatmayın. Ben böyle duramıyorum konuşurken. Tabii. Bu alışkanlık yani istemsizce. Kesinlikle. Biz bedenimizi ruhumuza katan kadınlarız. Evet öyleyiz. Öyle. Yaptığımız işi çok seven. Aşkla. Aşkla. 14 yıldır buradayız yani şu ekranda. Aşkla anlatıyoruz. 34 yıldır da bu işi yapıyorum. Bu mesleği yapıyorum. Maşallah subhanallah. Şükürler 50. olsun. 50. yılında inşallah. Amin. Hasta keseceğiz. İnşallah. Ya şimdi kovalara geçerken böyle yutkunarak geçiyorum. Allah'ım kovaya sabır ver diyorum. Başka ne diyorum? Sen söyle. Şimdi ben de bir kova burcu kadını olarak ben yalnızım. Yalnız olmayanlara sesleniyorum. Aşk olan, evli olan, ilişkisi olan partnerinize karşı dengesiz tavırlardan kaçının. Kovalar. Evet. Aşırı dengesiz tavırlar sergileyebileceğiniz bir haftadasınız. Bu da sizi bir hafta sonra bugün doğru bulduğunuz tavır ve davranışlar bir hafta sonra ben bu sözleri nasıl söyledim? Ben bu tavırlarını nasıl sergiledim? Ben neye güvendim? Ne cesaret etmiş bu diyebilirsiniz. Lütfen dengeli olmaya özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Siz de bu hafta her sabah uykudan uyandığınızda burnunuzdan derin bir nefes alın. Ağzınızdan verin, kulağınızın duyacağı sesle. Ben dengeliyim, kararlıyım, mutluyum, şükürler olsun. Bir daha söyle. Ben dengeliyim, kararlıyım, mutluyum, şükürler olsun. Ben dengeliyim de diyebilirsiniz, ben dengedeyim de diyebilirsiniz. Bunu 11 nefes alın, 11 tekrar. Kulağınızın duyacağı ses tonuyla. Artık ne yaşayacaksanız. Dengesiz bir hafta yani sürekli böyle bir hani o bende olur ara ara kayış bir kopar yerine getirene kadar kayışları koparmayın lütfen. Kesinlikle sakin kalmaya dengede kalmaya özen gösterin. Özellikle çok para harcama durumunuz söz konusu. Biraz daha tutumlu olmaya özen gösterin. Bu dönem iş hayatınızda ön planda olabilirsiniz, iş hayatınız da ön planda olabilir. Aynı zamanda ki zaten hem düşünceleriniz, hem duygularınız, hem kararlarınız konusunda ve hususunda inanılmaz derecede zirvede olmaya ihtiyaç duyduğunuz bir süreçten ve bir dönemden geçiyorsunuz. En doğal hakkınız bu sizin. Ama bazı şeyler kendiliğinden gecikince bu durum sizi geriyor. Gerdiği için de huzursuz ediyor. Olsun, geç olsun, güç olsun ama sağlam olsun. Doğru. Şanssızlık olarak görmeyin ve yorumlamayın. İş yerinde, iş arkadaşlarınızla bayramdan sonra işe başladığınızda yakın ilişkiler kurmaya, onlara karşı anlayışlı olmaya,
bilmediğinizi iş bilen kişilerden öğrenmeye, istek, yardım istemeye özen gösterin. Kibirlenmeyin. Kibir hırka değil ki üşümekten sizi korusun. Yemek değil ki karnınızı doyursun. Su değil ki susuzluğunuzu gidersin. Kibirin kimseye bir faydası yok. Egonun da kimseye bir faydası olmadığı gibi. Şimdi bu bilmediğimi ona sorarsam, ondan öğrenirsem, yarın öbürsü gün ben öğrettim der. E desin ne var? Eksik olanı öğretmiş sana. Yani birilerinden yardım istemekten utanmasınlar, çekinmesinler, bunu gurur meselesi haline getirmesinler. İhtiyaç duyduğunuz her şeyi, işi bilen, bilgisine güvendiğiniz, her şeyi güvendiğiniz kişilere sorabilir, öğrenebilirsiniz. Bilmemek ayıp, öğrenmemek değil. Belki sormayacağınız için çok şey kaçırabilirsiniz. Bence de yani birçok fırsatın da hayatınıza girmesine engel olabilirsiniz. Ne gerek var? O yüzden anlamsız kibirlerden, anlamsız, gereksiz bilmişliklerden, gerginliklerden uzak kalmanız gerekiyor. Yani bazı anlar vardır, hiç egomuz yoktur, insanız, nefisten ibaretiz. Ben de diyorum, ben kova kadınıyım, egom yok. Bazen öyle bir oluyor ki, akademim var, birileri bir şey söylüyor, sonradan farkına varıyorum. Aa niye ukalalık yaptım diye. Dolayısıyla bu hafta Allah'tan okulum tatil olduğu için... Ukala değilim. Ukala değilim. Kendi başıma sakin sakin kalayım. Tutayım dilimi, oturayım aşağıya. Dolayısıyla kovaları uyarıyorum. Sadeleşmeye, sakinleşmeye, dengeli olmaya, tartışmacı olmamaya, kırıcı olmamaya, gergin tavırlar sergilememeye, yardım isterken mahcup olmamaya, ego yapmamaya, tabii, her şeyi biliyormuş gibi tavırlar sergilememeye, dengeli tavırlar içerisinde yaşamaya, kendi iyiliğiniz için, kendi huzurunuz için, psikolojiniz için dengeli olun. Haftanın spotu, dengede kal, mutlu kal. Peki sevgili kova, denge bu hafta senin hayatında çok büyük önem arz ediyor. O yüzden ne kadar dengeli olursan o kadar da mutlu olursun. Son burcumuz sevgili balıklar. Balıklardan sonra bir ritüel vereceğiz sevgili seyircilerimiz. Evet, bolluk bereket. Evet, bayrama da yakışır bir ritüel olacak. Bayram bolluk bereketiyle geldi. İnşallah bolluk bereketiyle de uğurlayacağız. İnşallah. Ama uğurlamadan önce hepimizin yaşamlarına dokunacak bir ritüelimiz gelecek biraz sonra. Eğer bolluk ve bereket inancınızda azalma varsa, yani ben eskisi gibi değilim ya da bolluk bereketimi arttırmak istiyorum diyorsanız ritüelimiz biraz sonra gelecek. Sevgili balık, aşk hayatındaki yersiz korkularından kurtulmaya ne dersin? Ah. Senin başına o derde sokabilir. Enerjini bozabilir bu hafta galiba, değil mi? Evet. Şimdi gereksiz korkular oluşturduğunuz kadersel bir oyun. Ben tercihi ilahi kadere, takdiri ilahiye çok inanan bir insanım. Ama hepimiz düşüncelerimize göre bazı şeyleri hayatımıza çekiyoruz. Sevgili balıklar, yükselen balıklar, bu hafta sözlerinize dikkat edin, yarınınız olur. Düşüncelerinize dikkat edin, kaderiniz olur. Aşk hayatınızda yersiz korkularınız ilişkinizin enerjisini bozabilir. Çevrenizde bir arkadaşınız aldatılmış olabilir, buna şahit olabilirsiniz. Acaba ben de mi aldatılıyorum moduna girebilirsiniz. Bu durum, süre gelen bir ilişkiye, evliliğe, beraberliğe sahipseniz, siz bile fark edemeyebilir, eşinize anlamsız tavırlar koyabilir, ilişkinizin enerjisini dağıtabilir, başkalarının karmasına dahil olabilir, ilişkideki ahenginizi bozabilirsiniz. Aman diyorum, başkalarının başına gelecek olaylar, onların tekamülündeki sınavlar, siz korkarsanız sizin de imtihanınız, sizin de sınavınız olabilir. Bugüne kadar ben neden korktuysam onu çektim hayatıma. Bu bana mahsus bir şey değil. Hep öyle oluyor. Hepimizin hayatında. Neyin üzerine düştüysem onu kaybettim. Neye acele ettiysem ona geç kaldım. Neden kaçtıysam o beni kovaladı. Dolayısıyla kaçtığınız duyguların sizi kovalamasını istemiyorsanız hiçbir şeyden kaçmayın.
Hiçbir şeye yapışmayın. Hiç kimsenin hayatıyla kendi hayatınızı benzetmeyin ve kıyaslamayın. Ve kuşkucu olmayın diyorsun. İşte başkalarının yaşadığı olayların etkisi onların da kuşkucu olmasına neden olabilir. İş ve çalışma hayatınızda, iş arkadaşlarınıza karşı da kuşkucu tavır ve davranışlar yapmaktan kaçınmalısınız. Acaba kuyumu mu kazacak? Acaba yerimde mi gözü var? Acaba düzenimi mi bozacak gibi yersiz kaygılar yapabilirsiniz iş ve çalışma ortamınızda. Belki şu anda bayramı bile bu kaygılarla geçiriyor olabilirsiniz. Rızkı veren Allah, işi veren de Allah. Şüphesiz. Tabii ki bu hayatta fitne, fücür, kötülük peşinde koşup beslenen bir sürü insan var. Ama diyelim ki bir arkadaşınız işinizden ayrılmanıza neden oldu. Allah istemedikten sonra neden olamaz. Rabbim onu görevlendirir, o kapıyı size kapatır, bambaşka bir kapıyı açar. Dar bir kapıdan daha büyük bir kapının açılmasına sebep olabilir. O yüzden şunu hatırlatın kendinize, korkularınız varsa, rızkı veren Allah, ömrü verdiği gibi. Rızık Allah'tan, iş Allah'tan. Gereksiz yere kaygı, korkuyu, ne iş hayatınızda iş düzeninizi kaybetmekten korkarak yapın, ne de yaşadığınız ilişkilerde başkalarının hayatlarının tesirinde kalarak bunu yapın. Diyelim ki aldatılmaktan korkuyorsun. O zaman aldatılmayı davet ediyorsun. Veya benim hiçbir korkum yok, aldatıldığımı duydum. Sen aldatılmadın, seni aldatan kendini aldattı. Aynı zamanda Allah insanların ilişkisini bozmaz. İnsanlar kendi nefisleriyle kendi ilişkilerini kendi bozarlar. Doğru. Siz nefsinizi bu hafta temizlemeye, halis niyetler içerisinde hareket etmeye özen gösterdiğinizde evren zaten size hizmet edecek. O yüzden benim yaradanım var. O beni her şeyden koruyor. Haftanın spotu. Allah isterse her şey hayrımadır. İstemeyen her şeyi de hayatımdan alır. Evet.